Sen eğer kendine kıyamazsan, kendine değer vermezsen, kendine önem vermezsen, kendini tanımak için çaba göstermezsen, neden seninle birileri tanışsın? Neden sana birileri saygı duysun? Neden sana değer versin? Neden sana önem versin? Senin ne farkın var ki diğer insanlardan? Neden sana bunu yapsınlar ki? Çünkü sen kıymamışsın kendine. Başkası neden kıysın ki? Ama anam gibi yar olmaz. Tabii yar olmaz, doğru. O anne, annen gibi yar olmaz. Bırak mağduriyet zihnini. Biraz kendinle ilgilen, çeki düzen ver kendine, kıymet ver kendine, biraz değer ver kendine, biraz kıy kendine, biraz kendine zaman ayır, biraz kendine para harca. Ne yapacağım hocam? Ne yapacaksın? Git çok basit, git alışveriş merkezine, en azından git oradan bir kitap bak. Bir şeyler öğrenmeye çalış, hedef koy kendine. Kendi mesleğinle alakalı daha neler öğrenebilirsin? Diğer insanlardan farklı olabilmek için, rakiplerinden daha farklı olabilmek için ne yapman lazım? Hangi eğitime katılman lazım? Kişisel gelişim yap. Aranan insan olabilmek için farklı bir insan olman lazım. Yani o hani böyle bir ortalama var ya, o ortalamanın dışına çıkman lazım. Bir adım önde olursan eğer rakibin az oluyor. Çünkü burada böyle bir saf var. Bu saf milyarlarca insan hep aynı. Ama o insanların içerisinde %2'si başarılı. Peki o %2'si kim? Onlar bir adım önde olanlar. Yani kendine değer verenler, kendine önem verenler, kendine kıymet verenler, öz saygısı olan, kendine yatırım yapan insanlar. Kendi gelişimi için uğraşan insanlar, çaba gösterenler, önüne çikolata, kola, çips geldiğinde birkaç kere düşünen insanlar. Acaba ben bunu yersem benim sağlığıma iyi gelecek mi, gelmeyecek mi diye bir düşünen insanlar. İradesini yükseltmeye çalışan insanlar bunlar. O gruba girebilmek için sen de aynısını yapabilirsin, yani modelleyeceksin, o kadar, başka bir şey yapmana gerek yok ki. Beyaz atlı prens gelip de senin kafana böyle sihirli değneğini dokundurmayacak ki, öyle bir şey yok. Yani sen bir adım atman lazım. Sen bir şey yapman lazım. O zaman hayatın değişir. O da nasıl olur? Kendini bilmeye çalış. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Tanı kendini. Tanımak için gayret göster. Ben kimim? Nereden geldim? Neredeyim şu anda? Hangi yeteneklerim var? Hangi ayak bağlarım var? Beni engelleyenler nelerdir? Kafamda hangi kilitler var? Ben bunları nasıl çözeceğim? Bunun için anahtar lazım. Nereden bulacağım bu anahtarı? Bas bas bağırıyoruz. 700 tane video yaptık. Söylüyoruz sürekli. Diyoruz senin kafanda kilitler var. Dikkat et. Kafandaki bu kilitler olduğu müddetçe senin hayatın pozitif manada değişmeyecek. Cebine bereket girmeyecek. Ailende huzur olamayacaksın. Kafanda kilit var çünkü. Bunu çözmeye çalış. Gayret göster. Anahtar bulmaya çalış. Belki şunu diyeceksin. Hocam anahtar nerede? Anahtarı nereden bulacaksın? Ya anlattım ya. Videonun başından bu zamana kadar izle. Sen kendini tanımak için adım at. Kendini bil. Kendini tanı, kendine değer ver, kıymet ver, önem ver, kendinle ilgilen, kendine zaman ayır, kendine para ayır, eğitimine para ayır, seminere katıl, kıymet ver kendine ya. Sana başkası değer vermeyecek ki, senden başka kim sana değer verecek? Bu bedeni sana emanet olarak Allah verdi değil mi? Ruhu da verdi sana. Sen o zaman önem vereceksin, sana verilen bir emanet var, buna değer vereceksin, kıymet vereceksin. Her şeyinle beraber. Bu da neyle oluyor? Biraz önce dediğim gibi kendini tanımaktan geçiyor. Kendini tanımak için de kıyacaksın kendini arkadaş. Kıymet vereceksin, zaman vereceksin, para vereceksin. Ondan sonra domino taşı gibi her şey düzeleceğini ben sana peşin söyleyebilirim. O zaman değişir ama şimdi olmaz ki. Şimdi böyle bir karış bostan yan gel Osman, beyaz atlı prens gelsin, beni kurtarsın. O sadece masallarda oluyor. Uyan artık, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Matrix'ten çık, uyan artık. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Neden kurtarsın ki seni? Senin ne farkın var ki diğer insanlardan? Kaşına, gözüne mi? Sen kendini sevmiyorsun ki, başkası seni niye sevsin? Ama hocam ben kendimi seviyorum. Sevseydin değer verirdin. Sevseydin kendine para yatırırdın biraz. Kıymet verirdin, zaman harcardın. Başkalarının arkasından koşmazdın. O ne yapmış, bu ne yapmış? Burada filanca dizi var, filanca sanatçı ne yapmış? Ya sana ne? Seni ne ilgilendiriyor ki? Filanca takım onu yenmiş. Ne oldu? Sana ne kazandırdı? Bana söyle ya Allah aşkına. Ne kazandırdı sana ya? Hiçbir şey kazandırmadı. Tamam biraz sevindin. 3 dakika sevindin. Konuşacak mevzu oldu 2 gün. Berberde orada burada, tamam mı? Ondan sonra ne oldu? Kaybettiler. Kaybedince ne oldu? Bu sefer üzülmeye başladın. Ya milletin derdi seni mi gerdi ya? Seninle ne alakası var? İşine bak. Sen kendine değer ver. Ondan sonra bir şeyler bekliyorsun. Bir şey sana kim getirip bir şey verecek ki? O filmlerde oluyor diyorum. Sadece masallarda ve filmlerde. Bunlardan yeterlice var zaten. Masal her yerde anlatıyorlar. Açtığın zaman televizyonu
sosyal medyayı her yerde sana masal anlatılıyor. Bak ben sana gerçekleri konuşuyorum. Real talk yapıyorum. Uyan artık. Kendine değer ver. Kendine kıymet ver. O zaman her şey değişecek. Yoksa hayatın hiçbir şey değişmeyecek. Ben sana açık söyleyeyim mi? Hani kaba olacak belki ama ot gelip saman giden birçok insan var piyasada. Hiç kimseye faydası olmamış. Bir çivi çakmadan şu dünyaya bir faydası olmadan göçüp gitmiş birçok insan var. O gruba girmemek için şimdi uyarıyorum ben seni. Ne diyorum? Kendine değer ver, kendine kıymet ver, kendine para harca, kendine zaman harca, kendinle ilgilen, çeki düzen ver kendine, kendini tanımaya çalış. Ben kimim diye bir araştır, bir test ol, bir analiz ol. Biz sürekli bu şekilde anlatıyoruz zaten. Yani 700 tane videomuzda hep anlattık. Ve bunların içerisinde gerçekten bu cümlelerimle yumruğu yiyip uyanan birçok insan oldu. Binlerce insan faydasını gördü. Birçok kişi Avrupa'dan bizim programlarımıza katıldı. Onların hayatı değişti, biz gördük. O yüzden anlatıyoruz. Şöyle düşün, bak bir hastalık var. Kötü bir hastalık. Ve senin elinde bir ilaç var, tamam mı? Sen bas bas bağırıyorsun. 700 tane videoda anlatıyorsun. Şimdiki gibi. Yeter artık diyorsun ya. Senin ilacın burada. Bu dediklerimi yap. O zaman iyileşeceksin. Bu bir örnek. Yani arzuladığın o hedefe mutlaka ulaşacaksın. Ben inanıyorum. O yüzden bu konuşmalarım samimi. Senkron konuşuyorum. Özümle sözüm bir arada. Doğaçlama yapıyorum bu videoyu zaten. Dolayısıyla binlerce insanın hayatı değişti. Ben inanıyorum senin de hayatın değişecek. Hocam ben de bir şeyler yapayım. Tamam, kendimi değiştirmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bir ön görüşmeye girip bir analizden geçmek istiyorum. Teste girmek istiyorum. Programınıza katılmak için. O zaman benim programıma katılabilmek için bir ön görüşme şartımız var. Orada seninle birebir oturup konuşuyoruz. O görüşmeye girebilmen için ama form doldurman lazım. O formu doldurduktan sonra arkadaşlar seni arıyorlar. Ön görüşme randevusu yapıyoruz. O ön görüşmede işte çok önemli. Orada sana bir yol haritası veriyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim harita bu. Sen buraya gitmek istiyorsun. Bu haritadan gidebilirsin. Öbür türlü zaten kurtlar yiyor seni. Gidemiyorsun ki oraya. Parçalanıyorsun. Hayatın boşa geçiyor. Ömrünü ziyan etmiş oluyorsun. Dolayısıyla sen de bizim programlara katılıp arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan çok basit. O zaman videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Bu kadar basit. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.